Çalışma alanları flash içerisindeki panellerin, pencerelerin açık, kapalı, boyutlarını ve konumlarını belirleyen ayarlardır. Flash içerisinde daha önceden belirlenmiş bazı çalışma alanları bulunmaktadır. Bu alanların listesini görmek için Window menüsünden Workspace seçeneğinin üzerine gelerek açılan pencereden listemizi görebiliriz. Bu listede animatör, klasik, debug yani hata ayıklayıcı, designer yani tasarımcı, developer yani geliştirimci, essentials yani temel şeklinde çalışma alanları bulunmaktadır. Her bir çalışma alanı içerisindeki panellerin, pencerelerin, konumları, boyutları ya da açık ya da kapalı olması birbirine göre farklılık gösterebilir. Örneğin ben bir tasarımcıysam ve Flash'ı tasarım amaçlı kullanıyorsam Workspace seçeneği altından Designer seçeneğini seçebilirim. Bu seçeneği seçtiğim zaman ekran üzerindeki panellerin konumlarının, boyutlarının ya da açık ya da kapalı olma durumlarının değiştiğini görebilirsiniz. Bu çalışma alanı Flash CS4 yazılımı tarafından tasarımcılar için tasarlanmış olan bir çalışma alanıdır. Farklı bir çalışma alanı seçmek istediğimiz zaman pencereden Window menüsünden Workspace altından örneğin Essential seçeneğini yani temeller seçeneğini seçebiliriz. Panellerin konumları ve boyutları tekrar değişmiştir. Bazı projelerde ya da çalışma stilinize göre kendinize ait çalışma alanlarını da oluşturmak isteyebilirsiniz. Oluşturmuş olduğumuz bu çalışma alanlarını kayıt edebilir ve daha sonra bu çalışma alanlarını hızlı bir şekilde geçişte yapabiliriz. Farklılık yaratmak için farklı birkaç pencere açalım. Yeni pencere açabilmek için Window menüsü altından Color seçeneğine tıklıyorum ve Color yani renk penceresinin açılmasını sağlıyorum. Yine Windows seçeneğinin altından Transform'u seçerek Transform yani şekillerin ya da cisimlerin boyutları, dönmesi özelliklerini değiştirebileceğimiz penceremizi açıyoruz. Flash içerisindeki paneller birbirleriyle kenetlenebilmektedir. Panelleri birbirine kenetlenmeden bağımsız olarak taşımak istediğimiz zaman panelin üzerindeki gri alandan taşıyoruz. Panellerin birbirle kenetlenmesini istediğimiz durumlarda, örneğin şu andaki color paneli ile transform panelini birbirine kenetlemek istediğimiz durumda color panelinin üzerinden taşıyarak bunu ilgili panelin yanına götürüyorum. Panelin etrafında bir çerçeve belirilecek. Mavi bir çerçeve belirdi. Şu anda bırakırsam bu iki panel birbiriyle kenetlenecektir. Panelimi bırakıyorum ve bu iki panelin birbiriyle kenetlenmesini sağlıyorum. Bu panel grubunu diğer panellerle de kenetleyebilirim. Bu işlemi yapabilmek için panelimi taşıyorum. Dikkat ederseniz mavi yukarıdaki gri alandan taşıdığımız zaman panelin kenetlenmediğini görüyoruz. Paneli kenetlemek istediğimiz zaman gri alandan taşıyarak ilgili noktaya götürüyorum. Ve panel grubumu bırakarak diğer panel gruplarıyla beraber kenetlenmesini sağlıyorum. Şu anda oluşturmuş olduğumuz çalışma alanı Flash'in flash içerisinde gelen varsayılan çalışma alanlarından farklılık göstermekte. Ve bu çalışma alanını sürekli kullanmak istiyorsam çalışma alanını kaydetmem gerekiyor. Çalışma alanımı kaydetmek için Window menüsünden, Workspace'in altından New Workspace seçeneğini seçiyorum. Ve buraya bir isim veriyorum. İsim olarak benim alanım diyorum. Ve kaydediyorum. Varsayılan bir çalışma alanına geri dönelim. Örneğin Designer'a geri dönelim. Tekrar kaydettiğimiz çalışma alanını kullanmak istediğimiz zaman Windows menüsü altından Workspace'ten benim alanımı seçebiliriz çalışma alanlarının hızlı bir şekilde ulaşabilmek için üst menüde bulunan açılır menüyü de kullanabiliriz. Bu alandan ilgili çalışma alanını hızlı bir şekilde seçebilmemiz mümkün.